Bastil ailesi, yolculuğa hazır mısınız? Ve yolculuk başladı arkadaşlar. Merhaba. Prenses Kostil yanına yastık olmazsa olmazını aldı. Nedir prenses? Yastığımı. Yastıksız çıkmayız abi. Çok vloglar çekeceğiz size. Çok güzel yerler göstereceğiz. Heyecanlanın, tamam mı? Ben buralara bayılıyorum ya. Bana şöyle vahşi doğa gibi geliyor buralar. Ama bu yolda iyi yolculuk yapalım. Ben gösterdim. Şöyle yakışıklı bir adam gösterdim. Evet arkadaşlar, maceraya hazır. Bak ben görünmüyor mu şu anda? Maceraya hazır olun. Birazdan. Bu ne Baygosti? Valla ne bileyim ya. Bir şeylere bak. Kamyon. Ağaç taşıyorlar sen. Ağaç taşıyor. Acaba bu ağacı ne yapacak gençler? Bence ne yapacak biliyor musun? Kurumuş dal var. Yakacak olarak kullanabilirler. Hayvanlara yer yapabilirler. Kuşlara mesela. Yani genelde inekler falan. İnekler yiyebilir. Saman yapabilir. Ağaç. Ağaç değil mi? Evet. Aa bak bu saksı da. Bu saç gibi. Aa evet. 3 tane ağaç vardı. Var mı olsun? Onlar dikilecek arkadaşlar. Ve köfteci Burhan'da ne verilir? Ne verilir? Köfteciyi biz çok seviyoruz arkadaşlar. Dikkatli olun. Merhaba. Ne söyledin? Dikkatli diyoruz. Nilcim sen ne söyledin? Bir şey söylemedim. Neden? Sen yemiyor musun? Yedim ben, kahvaltı yaptım. Biz yapmadık. Saçım beğendin mi? Ben beğendim. Ben de beğendim. Ne işittim? Sen beğendikten sonra gerisi boş diyor. Öyle demen lazım. Ha sen beğendin. Sen beğendikten sonra gerisi hoş. Ay, tamam boş. Çok doğal durmadı ama neyse. İdare edersin. Sizi anlamadın mı? Köfteler geldi. Annemin şimdi bayağı. Harika gözüküyor. Annemin şimdi gösterin. Evet bakın benim, bu da benim köfteler. Bu biber şöleni. Ben de koyayım buraya. Sen güzel görünüyor gerçekten. Evet. Size de afiyet olsun, bize de afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kamera kapanmadan yemeyeceğim. Onu beklediğimi biliyorum. Tamam. Kapatıyorum. Nasıl? Meşhur köfte diye yaz. Meşhur köfte. Evet. Yolcuğun meşhur köftesi diye de yazmıyorlar. Buradaki tek usta sen misin ustam? Evet. Yıllar kaç yıldır çalışıyorsun? Ben 86-87 senesindeyim ben. Vallahi maşallah. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Çok güzel gerçekten. Afiyet olsun. Ve yola devam edilir. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir ayçiçek tarlası var. Burası çok rüzgarlı. Onun için Nil mikrofonu eline aldı. Nilciğim daha önce görmüş müydün böyle bir tarla? Hayır, hiç görmedim. Nilciğim içine doğru girmek ister misin? Girelim mi ya? Korkuyor musun? Evet. En azından bir adım gir istersen. Girmek istemiyor musun? Arkadaşlar Nil aradan biraz korktuğu için girmek istemiyor. Arkadaşlar tek başıma ne yaptım görüyorsunuz. Şöyle sizinle beraber ayçiçek tarlasına girelim. Ayçiçek tarlasına. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir duygu bu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yakından bakmak ister misiniz? Şöyle görüyor musunuz?
Ay çiçekler harika. Çekirdeklerin bundan yapıldığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, şöyle güneş de buradan bakıyor. Hani bu ayçiçeği, mayangoz, hani bu ayçiçeği güne bakan diyorlar. Bunlar güne sırtını dönmüşler ya. Evet. Nasıl bir izleyici? Şöyle dokun istersen. Dokun. Dokun. Bak bak, şöyle dokunabilirsin. Sen de dokun. Daha yumuşak değil mi Nilci? Çok yumuşak. Çok yumuşak. Biraz daha büyüğüne de dokunabiliriz. Şöyle istersen şuna dokun. Yok yok. Yok bebişim. Sakin ol. Bir şey olmaz. Nasıl? Çok yumuşak değil mi? Nil biraz korktu tabii arkadaşlar. Tabii şeye de yetişince biraz böyle oluyor ama dikkat çekişimde biz seni alıştırdık. Neyse ne oldu? Oru var galiba. Şaka şaka. Şaka şaka. O zaman yola devam mı?